Toroslar TV tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. Haftanın öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Toroslar Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılına özel olarak düzenlediği Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası etkinliğine 7 ülkeden 60 yamaç paraşütü pilotu katıldı. İlk uçuş deneyimini yaşayan Başkan Yılmaz, yamaç paraşütüyle semalarda süzülürken genç bir çiftin nikahını da telsiz aracılığıyla kıydı. Toroslar Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl döneminde 98 genci 29 Ekim Gençlik Kampı'nda buluşturdu. Milli marşlarla inleyen kamp alanında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Yılmaz da etkinliklere katılarak ATV sürdü, ata bindi. Toroslar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, pop müziğinin sevilen ismi Buray'ın konseriyle taşlandı. Konsere gencinden yaşlısına yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Koray Aydın Stadı'nda gerçekleşen konserde Buray, sevilen şarkılarını Mersinler için söyledi. Toroslar Belediyesi, adrenalin tutkunlarını Extreme Enduro Motofest yarışlarıyla bir araya getirdi. Otosikletleriyle akrobatik hareketler yapan sporcular izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Şampiyonlar Şampiyonu lakaplı milli sporcu Şakir Şenkalaycı ile Mersinli Türkiye Motodrak şampiyonu Caner Kıt da yarışlara da jüri üyeliği yaptı. Toroslar Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran lisans öğrencilerine 1600 TL, ön lisans öğrencilerine 500 TL eğitim yardımında bulunacak. Toroslar'da ikamet eden ve burs başvurusu koşullarını sağlayan öğrenciler ilk yıl için ve bir defaya mahsus olmak üzere Toroslar Belediyesi'nin karşılıksız eğitim yardımından faydalanabilecekler. Toroslar Belediyesi ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul üreten işletmelerde ruhsat, gramaj ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde COVID-19 salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini de hatırlatan ekipler, üretim ve satış esnasında bone, eldiven ve maske takılmasını da belirttiler. İstanbul Maraton ve Spor Fuarı'na katılan Toroslar Belediyesi, misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Belediye, ünlü sporcular Atletizm Federasyonu Başkanı ve ünlü spor spikerlerini maraton için açılan standta ağırladı. Hazırlıkları tam gaz devam eden Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu 21 Kasım tarihinde koşulacak. Toroslar TV tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteniyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.